Merhaba değerli izleyenlerimiz. 22. Uluslararası Ünye Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nden hepinize merhabalar. Ünye Mürüvvet Bidinli Halk Eğitim Merkezi'nin yaklaşık 4 tane farklı kurs açtığı kurslardaki yapılan ürünleri sizlere tanıtacağız. Hocamızın yanındayız. Kendisini biraz tanımak isteyeceğiz ve neler yapıyorlar burada, ne şekilde yapıyorlar onları soracağız. Ve birinci ağızdan el emeği, göz nuru ürünlerimizi tanıtmasını isteyeceğiz. Hocam merhabalar. Zeynep Efendioğlu, Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi'nde sepet örücülüğü öğretmeniyim. 22. Sanat ve Kültür Festivali'nde Halk Eğitim Merkezi olarak standımızı açtık. 4 öğretmenimizle beraber çok güzel çeşitli ürünlerimizi sergiliyoruz. Güzel talep var. Hocam diğer kurslarımız neler? Siz şu an sepet örücülüğü hakkında kurs veriyorsunuz. Evet. Ve burada da onları da görüyoruz. Diğerlerini de biraz açabilir misiniz bize? Neler var? Takı tasarım kursumuz var, çarpana kursumuz var, el sanatları kursumuz var, bu kadar. Şimdi burada öncelikle ben biraz incelemeye çalıştım. Çok güzel el işçilikleri var. Yani çok da zaman alan işler gerçi ama fiyatlara baktığımızda çok da hani uygun gerçekten fiyatlarımız. Birazcık ürünleri bize tanıtır mısınız? Mesela nedir ve nasıl yapılır? Neler Şimdi vardır? Ürünlerimiz ben şöyle diyeyim. Bambulardan yapıyoruz. Yani bambular oldukça hani pahalı. Bu ürünümüz bambudan mı şu an yapılıyor acaba? O ürünümüz şu şekilde kağıtlarımızı şiş yardımıyla sararak. Bu normal bizim bildiğimiz evet, en uygun kağıt. Evet, aynen öyle. Şişle sararak şu hale getiriyoruz bunları. Daha sonra boyama aşamasından sonra şöyle ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Yani bunu bambudan da yapılıyor değil mi aynı zamanda? Evet, bambudan da yapılıyor. Peki siz kendiniz kağıda uygun olması açısından mı? Evet, ekonomik olması açısından. Çünkü bambular gün geçtikçe daha da fiyatları artıyor. Yani, peki burada hangi kursiyerimiz şu anda bunu yaptı? Burada mı kursiyerimiz? Evet, kursiyerim burada. İsterseniz Esra Hanım anlat. Ona da bir soralım nasıl yapmış, nasıl etmiş Esra Hanım. Şimdi İyi günler. Şimdi bize biraz tanıtır mısınız? Valla ürünlerimiz, hocamız bize güzel şeyler yaptırıyor. Bu kağıttan, bambudan hiçbir farkı yok. Hem daha ekonomik. Bunlar bambu. Bunlar biraz daha pahalıya mal oluyor ama çok zevkli. Yani sepet örücülüğü kursu çok zevkli. Zaten atölyemizin adı da Mutluluk Atölyesi. Çok zevk alıyoruz. Hocamız çok güzel. Bize terapi gibi oluyor. Hani belli yaşı geçmiş insanlar hepimiz orada mutlu oluyoruz. İnanın evlerimizi ihmal edip hepimiz kursa gitmek için can atıyoruz. Gayet de uyguna veriyoruz. Maksat insanlar bilgilensin, öğrensin, kurslara gitsin, evde boş oturup bir şeyler yapacağını. Üretmek çok güzel bir şey. Uyguna da veriyoruz. Satıyoruz, satmıyoruz, hediye ediyoruz. Ne kadar zamanda yapıyorsunuz herhangi bir ürününüzü? Şimdi alıştıktan sonra bir günde çıkarabiliyoruz. Ama tabii bir günde çıkarıyoruz ama boyanmış, bu hale getirilmiş kağıdı bir günde çıkarıyoruz. Ama bunun boyama aşamaları bir gün öncesinden boyuyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra elimize aldığımız zaman eğer elimiz hızlıysa bir de biliyorsak yapıyoruz. Bambularda boyama derdi olmadığı için onları direkt çalışıyoruz. Ama çok pahalı olduğu için bu aralar çok tercih etmiyoruz. Onun yerine biz kağıtları bu hale getirip aynen, değerlendiriyoruz diyorsunuz. Arkadaşım deniz kabuklarını değerlendiriyor, deniz taşlarını değerlendiriyor. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Evet, hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Peki bunu yapan arkadaşımız burada, o da size bir şeyler anlatsın. Gel arkadaşım. Merhabalar. Adım Dürdane Dinçer. El sanatlarıyla uğraşıyorum. Şu gördüğünüz tablolarım seramik hamurundan yapılıyor. Yani hamurdan kendim, kendim şekil veriyorum, boyuyorum. Çok aşamadan geçiyor bu, bayağı bir uğraştırıcı bir sanat.
Ama çok zevkle yapıyorum. Şu ürünlerimde deniz kenarından topladığım taşlar. Hiçbirinde boya yok. Hepsi doğal. Bunlarla tablo yapıyorum. Böyle. Bir şekilde değerlendiriyorum. Çok da seviyorum. Evet, o deniz kenarındaki taşlara bir kere daha yaşama veriyorum. Yaşamak istiyorum. 3 sene önce aldığınız kursta bugün halen de devam ediyorsunuz. Anlaşılan size çok iyi geliyor ve mutlu ediyor. Çok mutlu oluyor. Hele bu seferki kursumuz mutluluk kursu diyorum ben. Çok güzel, çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler üretiyoruz. Böyle değerlendiriyoruz vakitlerimizi. Teşekkür ederim. Kursumuz 328 saat. Tahminen yani 2-2,5 ay kadar sürüyor. Günde 8 saat olarak. Çalışan hanımlar 5'ten sonra katılabiliyorlar veya hafta sonları isteklerine göre kurslarımız açılabiliyor. Siz de biraz tanıyabilir miyiz? Ben Aykun. Halk eğitim öğrencilerindenim. Hocalarımız sayesinde biz de buralara bir standlar açıp yaptığımız el emeklerini sergileyip satışa sunuyoruz. Beğenilerimiz de çok güzel oluyor. Çok güzel olumlu sonuçlar ve yorumlar alıyoruz. Güzel gidiyor ama bunun devamlılığını istiyoruz yani. El sanatlarımızı sergileyip paraya ve bir miktar evimize katkıda bulunmak hepimizin isteği burada. Çoğu hanımlardan duyuyorum, keşke diyor hep turistik yerlerdeki gibi bizim de böyle bir stand ya da bize bir yer gösterseler, biz orada güzel el sanatlarımızı sergileyip paraya dönüştürsek, evimize katkıda bulunsak diyen arkadaşlarımız çok oluyor. Sezon ve hava şartlarından dolayı herhalde öyle bir fırsat bulamıyoruz. Yani anladığım şu, Ünye Belediye'mizden, Büyükşehir Belediye'mizden sizlere devamlı bir yer gösterebilmesini talep ediyorsunuz gibi geliyor. Böyle bir şey olursa çok daha mutlu olacaksınız diyorsunuz. Yani çünkü kış boyunca üretiyoruz. Halk eğitimlerde hocalarımız çok güzel şeyler gösteriyor. Biz de yorumlarımızı katarak daha güzel bir şeyler çıkartıyoruz ortaya. Yaz sezonumuzda hani yağmurlu olsa da hava şartlarında gene de biz azimliyiz Karadenizli hanımlar olarak. Bunun devamını istiyorum. Güzel de festival geçiyor hani, çok kalabalık olmasa da bazen memnunuz yani. Peki ürünleri biraz tanıtır mısınız bizlere, ne şekilde yapıyorsunuz? Ürünlerim işte telefon çantalarım var, onlar çok revaçta. Genellikle de hediyelik olarak gurbetçilerimiz çok alıyorlar. İşte sepetlerim oluyor, bardak altlıklarım şu şekilde kullanışlı. Bu nazarlıklarım yazlık evlere, köy evlerinin balkonlarına falan hediyelik olarak da alınıyorlar. İşte çantalarım kullanışlı, ne bileyim, hanımların ilgisini çekiyor. Biz de ona taleplerine göre yapıyoruz bir şeyler. Satışlarımızı da severekten yapıyoruz. Evet, burada çantalarımız yine de var. Bunlar deri mi? Evet, deri. Ham deri alıp kendimiz elimizde dikip kendimiz işliyoruz üzerine. Az önce bambudan yapıyordum. Bambudan da çanta yapıyorum. Deriden de, gerçek deriden de çanta yapıyorum. Yani bunları ben elimde kesiyorum. Kendi modelleri veya istek üzerine kesiyorum. Şekil veriyorum. Oyuyorum. Dikiyorum. Yani tek tek işliyorsun. Tek tek işliyorum, evet. Bayağı meşakkatli yani. Şimdi bakıldığında sanki hepsi fabrika ürünüymüş gibi aslında gözüküyor. İşlemelere bakıldığında siz mi yapıyorsunuz, evet, bu işlemleri? Evet, kendiniz elinizle yapıyorsunuz. Bu işlemleri de kendimiz yapıyoruz. Dikişlerini kendimiz yapıyoruz. Her şeyi bize ait yani bunun. Ben yurt dışına da yapıyorum, çalışıyorum. Yapıp satıyorum. Kendi sistem var ama halk eğitim sayesinde orada öğrendim. Şimdi ticarete döktüm. Şey yapıyorum. Bileklikler yapıyorum. Cüzdan, kemer, deriyle olan her şeyi yapıyorum. Ama diyorum ya, halk eğitim sayesinde. Bu bizim için bir gelir kaynağı oldu. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla bakıldığında el emeği, göz nuru diyoruz ama o kadar çok çeşitli ürünler var ki hakikaten şöyle uzun uzun baktığımda gerçekten halk eğitim merkezinin kursiyerlerinde gerçekten yetenek açısından çok çok iyi olduğunu görüyoruz. Bakalım ilerlerde neler var daha. Biraz oraları gözleyelim bakalım.
Efendim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz burada? Biz burada çarpana dokuyoruz. Tarihçesi 10 bin yıl öncesine dayanan bir çok değerli bir dokuma aslında. Bizim yöremize ait bir dokuma tekniği ama unutulmuş artık. İlk defa tekrardan Ünye Halk Eğitim Merkezi'nde tekrardan bir kurs vermeye başladık. Bu arada kendimi tanıtmadım ama usta öğretici ismim Nurten Yelkovancı. 4 aydır bunu yapmaya başladık burada. Bunu nerelerde kullanıyoruz çarpanayı? Çok modern olarak günümüze uyarlayarak takılarda, suplalarda, runner suplalarda, çantalarda, kıyafetlerin bellerinde, telefon kılıfı tarzında çantalar yapıp, bunlar tamamen el işçiliği, elde yapılan şeyler. Peki bu nedir içindeki? Bunun içerisindeki taş, doğal taş. Bu şekilde model vererek birbiriyle kombinledik. Yani taşa da şekil verip bu şekilde güzel. Kesinlikle. Bu şekilde tasarladık renk uyumuyla. Birçok yere uygulanıyor ama burada biraz pazarımız, satışımız çok çok kısıtlı. O yüzden imkanların oluşturulması yönünde çağrı yapmamız gerekiyor. Kesinlikle özel bir yer açmasını talep ediyoruz. Yani tanıtımımızın yapılmasını kesinlikle istiyoruz. Sadece iç pazar olarak değil ama birazcık açılmak istiyoruz açıkçası. Evet. Ürünlerimizi biraz tanıtır mısınız? Neler var mesela burada? Bunlarda kapısı yaptık. Standlara ürün çıkarabilmek adına hani kursiyerlerimize katkı sağlasın diye. Bunlar da tamamen el işçiliği. Doğal taşlar var yine. Tamamen kendi tasarımları. El işçiliği hepsi. Bunlar da kapıya takılan süs, kapı süsleri. Bunlar yemek yerken servis tabaklarının arkasının altına konan supla dediğimiz supla ürünler. Yine runner'ı var. Bu kenarları da yine tezgahta dokunan çarpana. Yani bu çarpana dediğimiz şu evet. Ürünümüz. Yani bu tezgahtan kartlarla, tek evet. Tek. Kartlarla dokunan bir ürün. Bunun tarihçesi o kadar değerli ki yani anlatmaya gerçekten zaman yetmez. Çok eskiden insanlar bunu hayvan kemikleriyle yapmışlar. Doğal yünlerden yapmışlar. Şu an çok şanslıyız belki. Teknoloji ilerlediği için ahşaplardan yapıyoruz şu an. Tezgahlarla yapıyoruz. Şunu istiyoruz açıkçası biz. O kadar yetenekli kursiyerlerimiz var ki yapıyorlar ama bir döngü sağlanması gerekiyor. Yine kesinlikle pazar diyoruz. Pazarımızın olması için buradan sesleniyoruz. Burada da çok güzel yine bileklikler var. Çok güzel takılar var. Evet. Bunlar Japonya'dan ithal edilmiş. Böyle çok düzgün boncuklar. Miyoki Japonya'ya ait. Öğrencilerimiz böyle düzenli. Model model, şablon şablon çalışıldı. Tarihçesi Japonya'ya dayanıyor diyorsunuz ama biz burada kendimiz artık kursiyerlerimize... Evet, kursiyerlerimize öğretiyoruz. Onların da meraklarıyla birlikte. Doğal taşlarımız var. Kasnakta dokuma bilekliklerimiz var. Şu kasnağımız bizim. Tabii bunlar daha hazırlanma aşamasında. Kasnakta dokuya dokuya buradaki evet. Gördüğümüz bileklikler ha. Haline geliyorlar. Bu şekilde, mi? Şu şekilde. Konuyorum da aynı bu şekilde. Evet, doğal taşlarımız var. Doğal taşlarla birlikte yaptığımız bilekliklerimiz var. Ablamızı da görüyoruz. Tek tek... Evet. Herikbol tekniği yapıyor eliyle şu anda. Eliyle tek tek işleyerekten. Evet, evet. Herikbol tekniği. Nasıl gidiyor peki yani? Çok güzel, çok zevkli. Öğrendikten sonra gayet güzel. Gayet güzel diyorsunuz. Evet. Demin biraz izledim sizi gerçi de ne bileyim bayağı bir meşakkatliye benziyor. Tek tek iğneyle alıyorsunuz. O hale tek tek getiriyorsunuz öyle mi? Bunlar da hapishane işlerimiz. Bunları da tığla örüyoruz. Bonca ipe dizerek tığla döne döne örüyoruz. Bunu da iğneyle. Herikbol tekniği diye geçiyor. Böyle devam ediyoruz. Peki katkı açısından emeğinizin karşılığını ürünlerden alabiliyor musunuz? Olmasa da iyi gidiyor satışlarımız. Hani tanımıyorlar mesela Miyoki'yi tanımadıkları için biraz pahalı oluyor. El emeği ben bunu mesela bir günde yapıyorum. Hani 3 lira falan 100 lira 200 lira istiyoruz. Çok geliyor vatandaşa ama hani
Gene de iyi. Şükür olsun. İyi gidiyor. Tabii ki evet. Değerini bilen. Kalarımız var burada. Yine bunlar da özel bir kaplama boncuk tarzı diyelim. Burada yine öğrencilerimizin örnek olarak, desen olarak işlediği, daha sonra deri üzerine yine çalıştığımız ürünlerimiz var burada. Sonra doğal taş, işte kehribarları işliyoruz. Doğal burada. Taşlardan. Peki bu doğal kehribar. Taşlar nedir mesela? Mesela kehribar genelde ağrı için, strese iyi geliyor. Bebeklerde, diş çıkarmalarında daha kullanılıyor, tercih ediliyor. İşte ayak ağrıları, bilek kol ağrılarında daha çok kullanılıyor. Yine burada ham olarak sitrin taşlarımız var. Bolluk ve bereket ticaret taşı artık anlamında. Başlayacak. İşte kolye İngilizce olarak, cüzdan taşı olarak, şans, bolluk, bereket taşı. Ve anne babaların. Sonra burada kaplan gözümüz var. Güç ve cesaret taşı. İş yapan daha çok erkekler tercih ediyor bunu. Kaplan gözümüz. Daha sonra ikizlerimiz varsa, ametist taşımız var. Negatif enerjiyi pozitif enerjiye çeviriyor. Bunun haricindeki bütün doğal taşlarımızın insana faydasını tabii ki biliyoruz ama bunlardan kolyeler, bileklikler yaparaktan en azından yine de onların normal hayatlarında birazcık daha rahatlamalarını sağlıyoruz. Evet, kesinlikle. Bunlar da ham derilerden, işte diğer arkadaşlarımızın da yaptığı gibi çantaları gördünüz. Öğrencilerimiz gibi onların kalan parçalarından, deri parçalarından bileklikler, işte yüzük ve küpeleri de, yani her alanda atık yok. Her alanda değerlendiriyoruz. Paraya çevirmeye çalışıyorlar. Satış yaptıkça mutlu oluyor öğrencilerimiz. Biz halk eğitimde öğretmenlik yapıyoruz. Bu arada takı tasarım öğretmeniyim. Daha çok Miyuki'ye eğildik bu yıl. Miyuki boncuklara. Bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizleri böyle bir konuda aydınlattığınız için, aynı zamanda da gerçekten ev hanımlarına güzel bir destek verdiğinizi şu an fark ettim. Evet. İnşallah emeğinizin karşılığını en güzel şekilde de alırsınız diyorum. Size bol satışlar diyorum. Çok teşekkürler. Bol kazançlar diliyorum.